Merhabalar YouTube'a ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu mankenimizdeki yeleği öreceğiz. Bunu birçok fonksiyonlu şekilde kullanabilirsiniz. %25'i yündür ve oldukça da şık bir ürün. Mağazamızda mankende olduğu için ve çok da talep aldığı için şu an modelini sizlerle paylaşıyorum. İyi seyirler diliyorum. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Daha rahat anlaşılması için şu şekilde göstereyim. Dikdörtgen bir şalımız. Şu kısmı 130 ilmek başlıyoruz. 60 sıra buraya gelinceye kadar örüyoruz. 70 ilmekte lastik bırakıyoruz. Kol kısmını ayarlıyoruz. Daha sonra arka sırt kısmımızı yapıyoruz. Ve yine 60 sırayla da burayı bitiriyoruz en son kenar kısmını tığlıyoruz. Tığlama bölümünde yine herhangi bir model üzerinde bu motifi aktaracağım. Örgümüzün genel konsepti bu şekilde. Şimdi bu sayılarla birlikte örmeye başlıyoruz. Şöyle yapalım. Size bir püf noktası vereceğim. Kaç ilmek başlayacaktık? 130 ilmek başlayacaktık. Bunu tutuyoruz. Bu bir püf noktasıdır. Unutmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu kısımda tam 130 ilmeğimiz çıkıyor. Bazen bol veya dar yapmanıza göre değişebiliyor. O yüzden hemen iki tane fazlasını atın ve burada bıraktığınız zaman geri kalan ipimiz yetti veya yetmedi gibi bir durum yaşamazsınız. Ben bu şekilde başlıyorum. İpimi böyle tutuyorum. Daima şu kısım dış kenarda olacak. Öreceğim bölüm yumaktan gelen bölüm olacak. Bu şekilde yapıyorum ve 130 ilmek başlıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Bakın bu kadar arttı. Şu an 130 ilmek var ve yetmemiş gibi bir durum da yok. Videolarda genelde püf noktası paylaşacağım. O yüzden e, sardırmadan dinlemenizi tavsiye ederim. Hemen sayıyoruz. Kontrol ediyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 46, 48, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100. Şöyle 30. Bu şekilde başlıyoruz, düğümümüzü atıyoruz. Şimdi 60 sıra örüyoruz, ama 60 sırayı tur olarak bahsediyorum. Ee, yani şöyle. Şimdi bu sırayı hep düz öreceğim, şöyle yapayım. İlmemi alıyorum. İlk bu başlangıçta sadece bir kez olmak şartıyla burayı örüyorum. Bu sırayı hep bu şekilde düz örüyorum. Bu ilk sırayı ördükten sonra ilmeklerinizi kontrol edin. Çift almadığınızdan emin olun. çünkü üst üste bindiği zaman çift aldığınızda eksiltmiş olursunuz. 130 ilmek düz ördüm. Şimdi ters örüyorum. Bu sırayı tamamen ters gideceğim. O da şu şekilde olacak. Ilmeğimi alıyorum. İlk ilmekleri hiçbir zaman örmüyorsunuz. Bu şekilde ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum bu şalın modelini e, şu an acil bekleyen müşterilerimiz var o yüzden hemen araya sokmak istedim biliyorsunuz ki bir önceki videolarda gül örüyorduk onlardan şimdi güzel konseptler çıkacak e, takip etmeyi unutmayın diyorum e, ayrıca e, örmemi istediğiniz ya da e, şu ip nasıl olurdu veya bununla şunu örsek nasıl bir sonuç alırız dediğiniz ipler varsa veya merak ettiğiniz markalar ya da ipler varsa yorumlarda bunu bırakabilirsiniz yardımcı olmaya çalışırım hemen bu sırayı sonuna kadar bu şekilde ters örüyorum şu an o kadar çok kişi satın almak istedik ki bu şalımızı ama ısrarla satmıyoruz biz dediğim dedik en iyisi modelini verelim satmayalım e, mankenden kaldırdığımızda bile o şal nerede diye soranlar oldu. E, çok ilginç teklifler oldu satın almak için. E, ama biz şu an iplerini satıyoruz, şalı satmıyoruz. E, bu modelden sonra inşallah e, öğrenler satışını yapacaklar. Çok da güzel, tam gelin şalı, çeyiz şalı. E, şal olarak da değil aslında ama yelek olarak da bunu kullanabilirsiniz. E, çünkü dikdörtgen bir yelek. Çok da şık duruyor. Gömleklerle, uzun eteklerle, eşarplarla kombin yapabilirsiniz. Çok gerçekten şık duran bir ürün. Yakından görmüş ya da gerçekten mankende görmüş olsaydınız, eminim ki çok beğenirdiniz. Çünkü tamamen tül gibi duruyor ve çok da şık duruyor. Hem ters bölümü örerken hem de biraz sohbet edelim dedim. Şu an birçok yeni ürün geliyor. Yeni markalar geliyor. Bazıları değişiyor. Mevsime göre bazen marka değiştirdiğimiz ürünler de oluyor. Merak ettikleriniz olursa yorum kısmında yazabilirsiniz. Ayrıca yoruma küçük de olsa bir nokta veya bir teşekkür koyarsanız sevinirim. Çünkü YouTube algoritması tamamen buna odaklı, videoya odaklı değil biliyorsunuz. Yorum yaptığınız zaman ya da yoruma herhangi bir şey bıraktığınız zaman videolarımızın öne çıkmasını sağlıyorsunuz. Böyle bir uygulama yaparsanız çok sevinirim. Küçük de olsa bir teşekkür ya da bir kalp bırakabilirsiniz bizler için çok da seviniriz. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışırız. Hemen bitiriyoruz bu tarz bölümü. Şimdi o tur bahsedeceğim işte 60 sıra dediğim şeyi bahsedeceğim O yüzden düz ve tersi tam olarak bitirmek istedim ki hani yarı bölümde ölçü yanlışlığı yapmayın diye aynı zamanda giyilmiş ya da manken olarak da ürünü göstereceğim çok güzel tasarımlar var mutlaka takipte kalın diyorum. Şimdi bu sırada ne yaptık? 130 ilmek başladık, bir sıra düz gittik, bir sırada ters gittik. Şimdi bu bir sıra düz ve bir sıra ters bir tur demek olacak, ee, anlaşıldığı üzere 60 tur yapacağız. Yani düz ters gittik bir tur, düz ters gittik ikinci tur. Bunu 60 kere yaptığınız zaman 120 sıra yapıyor, ee, 120 sıra örüyoruz. Ve ondan sonra buradayız. Şimdi kol kısmını koyacağız. Bunu pudra rengiyle yaptım. Ee, ipimizin ağırlığı 100 gram. Şöyle göstereyim. Kalınlık olarak 3.53, 500 metre, yani 547 yards. Bu şekilde herhangi bir markadaki iple bunu örebilirsiniz. Şimdi kol kısmını koyacağımız için asıl önemli olan burası. Diğer turları zaten bahsettiğim zaman sonuna kadar örebiliyor olacaksınız. Bu kısımda kolu koymak için eğer yanlış bir yere koyarsanız çok uzun bir örgü zaten sökmekte de zorlanırsınız. ilmek de çok fazla geriye gitmemeniz ve zorlaştırmamak için net sayılar veriyorum. Burada 70 tane ilmek örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 68 69 ve 70. Şimdi burası kıyafetin alt kısmı olacak. 40 ilmek lastik bırakacağım burada düz ters olarak bir tersle iki düz üç ters dört düz beş ters altı yedi sekiz dokuz on on bir 8, 39 ve ters ile birlikte 40 oldu şimdi bu kısmı tekrar örüyorum 1 2 3 20 telimiz kalması lazım 5 6 7 8 9 10 70 ilmek düz 40 ilmek lastik ve 20 ilmek de diğer kenar. Bu kısmı 5-6 sıra lastik kısmını oluşturuyoruz. Şimdi burayı şu kısımda göstereyim. Siyah olduğu için o yüzden açık renk seçtim. Ee, şöyle bir lastik kısmımız var. 6 sıra yani 6 tur lastik yapabilirsiniz bu kısımda. Lastiği yapıp kesme bölümüne geliyorum. 6 sıra lastik bölümümü ördüm yani 6 tur. Şöyle hemen 2 parmak şeklinde yeterli gelecektir. Şimdi 70 ilmeğimi buradan düz ördüm. Sizi bekletmemek açısından. Şimdi buradaki 40 ilmeğimi kesiyorum. Aynen bu iple devam ederek. Çok sıkı kesmeyin, çok bol da olmasın. 1 Şu şekilde kesiyorum. Bir düz, bir ters olarak kesiyorum. Bunu yaptığınız zaman çok düzgün bir kesim olur. Hiçbir zaman kesimlerde problem yaşamazsınız kıvrılmaması için. 2 Şurada bakın bol bir kısım kaldı. Şöyle göstereyim. Bundan diğerini atladığımız zaman bu şekilde oluyor. Bunu baktık ki bol tekrar geriye dönüyoruz. Bu kesimi iptal ediyorum. Buraya sıkıştırarak tekrar başlıyorum. Şu şekilde ilk başlangıç sıkı olmalı bu yüzden. Hemen bir düz. Geri kalan kısımda bu sıkılığı yapmayacağız. Sadece başlangıç kısmında. Bir de ilmeği tutabilirsem ters ikinci ilmeğimi kestim. Bundan sonra sıkı kesmiyorum artık tamamen normal. 3 kaç şu an düz kesiyorum 5 ters kesiyorum 6 düz kesiyorum 7 ve 40 bu şekilde 40 ilmeklik lastiğimizi tamamlamış oluyoruz şimdi örgümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz burada hemen son kısma gelince ikinci ters bölümde o kestiğimiz ilmekleri yerine koyacağız Buraya hemen sıra sonuna kadar devam ediyorum ve dönüyorum. Ters bölüme döndük. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Şimdi bu kısımda burayı tekrar koymamız gerekiyor. Bir tığ alıyoruz. Ya da şöyle göstereyim. Burayı şu şekilde ilmek artırabilirsiniz. 2 3 4 5 6 7 8 Bu şekilde de yapabilirsiniz ya da daha düzgün dursun derseniz hemen bu kısımdan ilmeği bu tarafa alıyoruz. Bakın tekrar göstereyim. Şuradan kısmından ilmeği bu tarafa çıkartıyoruz. Ve burada 20 zincir çekiyoruz. 1 2 pardon 40 zincir çekiyoruz. 2 3 4 39 40 sıkı veya bolluk kısmını şuradan ölçebilirsiniz. Çok da dar geldi. Bu zinciri eğer alt esneklikte gibi tutmak isterseniz 40'tan fazla çekmeniz gerekir. O da sayıda yanılmanıza sebep olur. O yüzden bir de şöyle bir seçenek var. Bu kısmı tek ilmekle yaptığınız zaman çok ince olur. Zincir yaptığınız zaman gösterdiğim gibi Zincir dar gelebilir ya da bol gelebilir o yüzden bir dengesizlik olur Şimdi bu tarz şeylerde artırmayı şu şekilde yapıyorum Burası da bir püf noktası kaydedebilirsiniz 1 2 3 4 Yani buranın 40 ilmek yapması için bu kadar uzunluğa ihtiyacım var Bu uzunluğu direkt bu tarafa veriyorum Ve şu şekilde bir ip uzunluğum olmuş oluyor. Şimdi 40 ilmekle buradan aynen devam ediyorum. Burayı elimle sabitliyorum. Şöyle. Hemen buradan 40 ilmek ekliyorum. Yine yumak kısmım bu tarafta, fazla ipim bu tarafta. İp artabilir, hiç sorun değil. Yeter ki eksik gelmesin. 1 2 3 4 beş altı yedi sekiz dokuz on Sekiz otuz dokuz ve 40 fazlası bıraktığımız burada bu kalabilir orada hiç problem değil şimdi 40 ilmeğimizi buraya verdik bunu hemen diğer şişimizi alıyoruz şu şekilde. Alttan sonra bunu bağlayacağız zaten buradan hemen düz tersle tekrar devam ediyoruz buradaki ilmeğimiz son terste bitmiş burayı hemen tekrar ters örüyorum örgünün kendi ölçüsüyle birlikte ilmek oluşturmuş olduk ters düz ters düz. Bundan sonra geri kalan kısma tekrar örgümüzün iç kısmında olduğu gibi devam ediyoruz lastiğimizi örmeye. Diğer tarafta altı tur lastik örmüştük Burada da yine altı tur lastik örüyoruz. Düz ters düz. Ve iki tarafın lastiği de tamamen hazır olmuş oluyor. Aynı zamanda kol oyuntumuzu da koymuş oluyoruz böylelikle. Şimdi hemen şu sırayı bitireceğim ve size bu ara boşluğu göstereceğim. 3 değişik e, artırma geçiş tekniği var. En sağlıklısı ve düzgün görüneni e, tabii ki örgüyü nasıl başladıysanız aynı şekilde başlayarak aynı ilmek uzunluğunu verebilmek. Düz, düz. Şimdi bu sırayı sonuna kadar devam edeceğim. Düz. Evet, burada ipimiz bitmişti. Şu tersi de yapıyorum. Bakın, ipimiz bitti. Şu ipi buradan düzeltiyoruz. Şimdi şununla bağlantı yaparak orayı toparlayacağız. Bu geri kalan örgümüz zaten terste. Aynen ters örmeye devam ediyoruz. Ve oradaki düğümü de şimdi toparlayıp bütüne doğru yol almaya başlayacağız. Bunu bir kez daha yapacağım. Diğerini göstermeyeceğim. O yüzden burada ayrıntılı olarak verdim. Çünkü şalı bitene kadar devam edersem Çok uzun bir süreç Ara kısımları zaten direkt örüp Geçeceksiniz kol kısmı da bu şekilde Ara kısmının sayısını Vereceğim ondan sonra Bu kol işlemini tekrar edip Son uç kısmına Geçeceğiz Yani 3 aşamadan oluşuyor Aslında izlediğimiz yol 60 sıralık bir yol Kol oyuntusu sırt bölümü tekrar kol oyuntusu ve diğer uç kısım bunda zaten en son en çok zorlandığımız bölüm ee, model alırken kol kısmı çünkü nereden açılacak kaç ilmek t1 oraya eklenecek en zoru oydu Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi düze geçince hemen bakacağız ona. Şu kısmı hemen burada bir toparlama işlemi için şuradan bir düğüm atarak saklıyoruz. kez daha bu işlemi ara gruptan devam ettirdiğiniz zaman artık sabitlenmiş olur. Şu şekilde lastiğimizi yaptık. Bu kol kısmı ütüleyince düzelecek. Şu an bilerek bol kestik ki dar olup büzüşmesin. Şimdi örgünün geri kalan kısmında lastik kısmını yine bu ölçüde devam ediyorum. Düz bölüme geçiyorum. Bir kol daha yapıp diğer düz bölüme geçiyorum. Ve bu şekilde dikdörtgenimi bitiriyorum. Şimdi sayı olarak tekrar vereceğim. Bu ee, net bir sayımız. Çizerek de anlatabilirim isterseniz. Şimdi. Yelek atkımız bu şekilde. Önce tam bir çerçeveyi çiziyorum. Bu örülmüş ve bitmiş bir alan. Şimdi şu kısımma kadar burası bir kol oyuntumuz. 40 ilmek. Şu alandan kol oyuntumuza gelene kadar 60 tur. 70 ilmek örüyoruz. 40 lastiğimizi yaptıktan sonra kesiyoruz. 20 ilmek buraya bırakıyoruz. Dönüyoruz. Daha sonra buradan ilmek artırıp buradaki 40 lastiğimizi örüyoruz ve bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Şu alan 52 tur ve yine 70 ilmek örüyoruz. 40 ilmeklik bir lastik yapıyoruz. 6 sıradan 6 turdan oluşan. Yine burada 20 ilmek örüyoruz ve dönüyoruz. Döndüğümüzde ilmek artırıyoruz. Burası yine 40. Ve daha sonra bu şekilde 60 tur örerek bitiriyoruz. Bir sonraki videoda da e, şuralardaki kenar kısımlarımızı yapacağız ve böyle birlikte hem yelek hem şal aynı zamanda boynunuza da alabilirsiniz dizlerinize de örtebilirsiniz böyle tül gibi çok küçük poşete bile sığabilen harika yumuşacık bir e, çok fonksiyonlu giyecek oluyor e, sonuçta ölçülerimiz bu şekilde buradan da faydalanabilirsiniz eğer şu kol kısmında yanılırsanız da videonun içerisinden izleyebilirsiniz videoda püf noktaları paylaşıyorum mutlaka videolarımı izleyerek takip etmenizi öneriyorum. Bu örgümde ben ilk kola geldim, burayı aktarmıştım. İkinci kol kısmını çok az kaldı. Bir e, sonraki süreçte kenar kısmını yapacağız. Eğer e, örgü örmekten çok zevk alıyorsunuz ve çabuk örgüm bitiyor diyorsanız, bu örgü tam size göre çünkü çabuk bitmiyor. <laughs> Oyalanabileceğiniz aynı zamanda televizyon izlerken de örebileceğiniz yani eğer bakmadan örebiliyorsanız bu çok güzel bir örgü çünkü sadece düz örüyorsunuz bir sıra düz bir sıra ters ta ki buraya gelene kadar. Böylelikle televizyonu izlerken bunu bir süre devam ettirebilirsiniz ve elinizde de uzun süre oyalanabilirsiniz ince olduğu için bahsettiğim gibi bir de 130 ilmek olunca tabii ki bitme süresi de uzuyor. Ee, buradan beklettiğim arkadaşlarıma özür diliyorum. Onu da hemen videonun sonunda şöyle küçücük sıkıştırayım. Çünkü e, bir aydır örgü ne zaman bitecek, ne zaman videosu gelecek, onun stresi de çok oldu. Aynı zamanda gündüz çalışıyorum, akşam eve geliyorum ve bunu örüyorum. Bu da çok bitmeyen bir örgü olduğu için. Ancak bu kadar yetiştirebildim. Şimdi bu kısmı ile beraber size şunun faydalı olacağını düşünüyorum. Zaten en çok anlaşılır ve net kısım zaten burada ama kol kısmını da göstermeden olmazdı. Asıl net bölüm burası yani işin ana kaynağı burası. Eğer burayı oturtamazsanız omuz kısmını çok zor bu kısmı ayarlamanız. Ayarlayamazsanız da sökeceğiniz alan evet çok kolay sökülür ama Yine uğraşırsınız ve uzun süre tekrar bu kısmı örmek zorunda kalırsınız. O yüzden bunun çok net anlaşıl olduğunu ümit ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Zevkli bir örgü olacak. Küçücük çantanızda taşıyabileceğiniz ve çok fonksiyonlu kullanabileceğiniz harika bir ürün diyebilirim. Çok güzel satışını yaparsınız. Çok da e, talep göreceğine inanıyorum. Çünkü mankende şu an göre, göremedikleri zaman zaten nerede diye soruyorlar. Şimdi bunu bitirince hemen mankene gidecek. Ve almak isteyen olursa da satışta olan bir ürün olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda kenar kısmını yapacağız. Şimdi mankene giyip hemen size gösteriyorum ve sonlandırıyorum. yan kenara alıp bu şekilde omzunuza broşla taktığınız zaman degaje yakalı çok güzel bir kapatıcı oluyor. Yine basenin altında boy hizası ve manken tabi daha farklı olduğu için boya göre birazcık daha altta kalacaktır. Bu şekilde degaje yaka olarak da kullanabilirsiniz. Her türlü kullanıma özel çok fonksiyonlu bir kıyafet diyebilirim. Çok da şık duruyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bazen geç videolar yüklesem de bu yoğunluktan dolayı kaynaklanıyor ama mutlaka yüklemeye çalışıyorum. İlginç projelerde buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın. Hoşça kalın.